Merhabalar, bugün Franz Kafka'nın hayatından kısaca bir bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Öncelikle Franz Kafka, 3 Temmuz 1883 yılında Prag'da, yani Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda doğmuştur. Almanca konuşan, orta direkt bir Yahudi ailenin çocuğuydu. Babası Hermann, otoriterdi. Kafka, babası kendini çok ezdiği için ilişkisi zayıftı babasıyla Kafka'nın. Ama babasıyla tam tersi, annesiyle yakın bir bağ vardı. Kafka, çocukluk yıllarında anksiyete ve depresyon gibi duygusal sorunlardan muzdarip bir çocuktu. Ki bu da üzücü gerçekten. 1893'te Prag'daki Alman Lisesi'ne başladı Franz Kafka ve burada gerçekten mükemmel bir öğrenciydi. 1901'de liseden mezun oldu ve Prag Üniversitesi'nde hukuk bölümünü okumaya başladı. Ve 1906'da da hukuk fakültesinden mezun oldu ve avukat olma lisansı aldı. Şimdi çalışma hayatı ve edebiyat çalışmalarına geçiyoruz. Yani 1906 ve 1924 yılları arası. Bir yıl boyunca staj yaptı Franz Kafka ve 1908'de İşçi Kaza Sigortası Kurumu'nda işe başladı. Sigorta şirketi için çalışırken bürokrasi ve bürokratik sistemler nefret etti. Bu deneyimler eserlerindeki yabancılaşma ve çaresizlik temalarını etkiledi. Yani dönüşümde, mesela örnek veriyorum. Orada Gregor Samsa'nın böcek olduğunda unutulduğunu anladığındaki çaresizliğine bu örnek verilebilir. 1913'te ilk roman olan Dönüşüm'ü yazmıştır. Dönüşüm, Kafka'nın en bilinen ve etkili eserlerinden biridir. Bir adamın böceğe dönüşmesini anlatır. Ve Franz Kafka Dönüşüm'ü aslında Amerika kitabını yazarken sıkıldığı için Dönüşüm'e başlamış. Ama sonradan Dönüşüm Amerika'dan çok daha fazla okunmuş. Bu da küçük bir bilgi. Kafka hayatı boyunca birçok öykü, roman ve günlük yazmış. Yani bunun çoğu tabii bizle beraber değil ama birçoğu da beraber. Mesela Dönüşüm, Amerika, Aforizmalar gibi eserleri hala bizle. Şimdi kişisel yaşamına ve ölümüne geçiyoruz. Yani 1883 yılları ve 1924 yılları arası. Kafka hayatı boyunca birçok sağlık sorunu yaşamış. Tüberküloz, uykusuzluk ve migren gibi hastalıklardan müzdaripti. Zaten bu yüzden de ölüyor. 1917'de tüberküloz tanısı kondu. Ve bu hastalık onu zayıflattı. Ve sonunda da ölümüne neden oldu. Zaten önceden söylemiştim.